Hoş geldiniz kanalıma. Merhaba arkadaşlar. Bu videomda 25 Nisan 2021 tarihinde yapılacak olan 8. sınıf bursluluk sınavına hazırlık deneme sınavı soru çözümü yaptım. Sizler açıklamalar kısmına eklediğim linkten soruları bilgisayarınıza indirip soruları çözün. Daha sonra videoyu izleyin. Sevgili öğrenciler, LGS'den önce TEOG sınavı vardı. Öğrencilerin liselere yerleştirilmesi için TEOG sınavı sonuçlarına bakılıyordu. TEOG sınavı bursluluk sınavı ayarında hazırlanmış sorulardır. Mutlaka çözmeniz gereken sorulardır. Bu soruları çözdükten sonra LGS örnek sorularını çözmek sizin için büyük fayda sağlayacaktır. Sevgili öğrenciler, o dönemde TEOG sınavı 1. ve 2. dönemde yapılıyordu. Zaten görüyorsunuz 8. sınıf 2. dönem Türkçe dersi merkezi ortak sınavı diyor. Tarih 27 Nisan 2016. Demek ki bu sınav 2. dönem konularını kapsıyor arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Birinci soru, terimler sözlüğü oluşturulmak istenirse bu metindeki terim anlamlı kelimelerden hangilerine sözlükte yer verilmelidir? Bir bilim, meslek, sanat, spor dalları ile ilgili özel anlamlı kelimelere terim anlamlı kelime denir. Terimler cümle içerisinde küçük harfle başlar, özel isim değildir. Kapadokya sadece toprağıyla değil mikroklima özellikleriyle de ön planda oldu. Bu sayede köklü bir geçmişe sahip Kapadokya bağları hem Kızılırmak'ın yumuşatıcı etkisini hem de 900 ile 950 metre arasındaki rakımın yaz serinliğini bir araya getiriyor. Yaz güneşini iyi alan bu bağlarda kalitesi yüksek üzümler yetiştiriliyor. Arkadaşlar, Kapadokya bölgesinde neden üzümler yetiştiriliyor? Yani sebebi ne? Bakın, yüksekliği de neredeyse 1 metreymiş. Sebebi arkadaşlar yaz güneşinin fazla olmasıymış. Yani sıcak bir iklim bölgesiymiş. O bölgeye has bir sıcaklık varmış. İşte biz buna mikroklima iklim bölgesi diyoruz arkadaşlar. Dar iklim bölgesi demek. Tabii ki mikroklima burada coğrafya bilim dalının terim anlamlı kelimesi oluyor. Şimdi A'ya ve C'ye artı koyalım arkadaşlar. Bir de burada bakın metre kelimesi geçiyor. Matematikte kullanılan bir nedir arkadaşlar? Terim anlamlı kelimedir. Matematikte 100 santimetrelik temel ölçü birimine biz ne diyoruz? Metre diyoruz arkadaşlar. O halde cevap çıktı sevgili öğrenciler. Çünkü A'da var metre, bakın. Bir de ne var? Mikroklima var. Bir de rakım var arkadaşlar. Rakım da şurada geçiyordu. Rakım yükseklik demek sevgili öğrenciler. Unutmayalım. Rakım dediğimiz ne oluyor? Yükseklik oluyor. Yine coğrafya bilim dalının terim anlamlı kelimesi oluyor arkadaşlar. Cevap Adana. Şimdi güneş ve toprak, bunlar cins isim arkadaşlar. Terim anlamlı kelimeler değil. Arkadaşlar, az önce size metrenin 100 santimetrelik temel ölçü birimi olduğunu söyledim. Peki ben 100 santimetre deyince gelen eki nasıl yazacağım? Gelen eki kesme işaretiyle ayıracağım arkadaşlar. Bu şekilde santimetrenin kısaltılması cm, 100 santimetrelik diye okuyacağım. Burası çok önemli. Son yıllarda LGS sınavına girecek öğrenciler için detay sorular soruluyor. Kıyıda köşede kalmış sorular size soru olarak önünüze getiriliyor. Peki arkadaşlar, üst işaretinin olduğu kısaltmalarda ne yapacağım? Gelen eki nasıl yazacağım? Hemen örnek verelim. Santimetre küp diyelim, bakın. Üst işareti var burada. Gelen eki kesme işaretiyle ayırmayacağız arkadaşlar. Unutmayalım. Santimetre küpe, bakın. Veya ne diyelim arkadaşlar? Metre kareye. Bakın, üst işareti olduğu zaman ne yapıyorum? Gelen eki kesme işaretiyle ayırmıyorum. Bu daha önce örnek sorularda çıkmıştı sevgili öğrenciler. Bunlara dikkat edin. Yine arkadaşlar, sonunda nokta bulunan kısaltmalara gelenekleri ayırmak için kesme işareti kullanmıyoruz. Ve benzerlerini, bakın, bu şekilde ne yapabiliyorum? Yazabiliyorum. Bu yazım doğrudur. Ayrıyeten kesme işareti kullanmıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, İngilizcenin kısaltılması nedir? Ink'tir, bakın. Ink diye kısaltılıyor ve kısaltmanın sonunda nokta var. Şimdi gelen eki ne yapacağım? Kesme işaretiyle ayırmayacağım. İngilizce iyi. Bakın, bu şekilde yazılıyor. Bu kurala mutlaka dikkat edin arkadaşlar. Şuraya kesme işareti gelmiyor. Bu yanlışlığa düşmeyin. Bir daha yapalım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Ink yazalım. Nokta. İngilizce iyi. Peki, bu şekilde yazmak zorundasınız sevgili öğrenciler. Tekrar söyleyelim sizlere arkadaşlar. Sonunda nokta bulunan kısaltmalarla üst işaretli kısaltmalara gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Şimdi iki numaralı soru. Bu dizelerde numaralanmış kelimelerden hangisi diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır diyor. Dikkat ediniz. Farklı bir anlam diyor. Bursa'da bir eski cami avlusu. Şimdi burada bir kelimesiyle anlatılmak istenen belirsizliktir arkadaşlar. Yani cami derken hangi cami olduğu belli değil. Belli olmadığı için zaten bir belgisizlik sıfatı kullanılmış. Bir kelimesi belirsizlik anlamı katmış bu cümleye, unutmayalım. Küçük şadırvanda şakırdayan su, Orhan zamanında kalma bir duvar. Duvar isim arkadaşlar, bakın, yine hangi duvar olduğu belli değil. Yine cümleye, ifadeye belirsizlik anlamı katmış bir kelimesi.
Zaten belgisi sıfat diyoruz burada bir kelimesine, bir de olduğu gibi. Şimdi onunla bir yaşta ihtiyar Çınar. Arkadaşlar onunla bir yaşta derken onunla aynı yaşta demek istiyor. Yani bir kelimesi buraya arkadaşlar aynı anlamı katmış, unutmayalım. O halde cevap nedir? Cevap Ceyhan'dır. Onunla aynı yaşta eş kelimesi de kullanabilirsin. Onunla eş yaşta, ama eş ifadesi pek uymuyor ama anlam olarak uyuyor. Onunla aynı yaşta desen daha güzel oturuyor arkadaşlar. Onunla aynı yaşta ihtiyar Çınar. Eriyor dört yana sakin bir günü. Yine arkadaşlar gün isim, bakın hangi gün olduğu belli değil. Bir kelimesi bu ifadeye, daha bu tamlamaya, bu cümleye ne anlamı katmış? Belirsizlik anlamı katmış. 1, 2 ve 4'te bir kelimesi cümleye belirsizlik anlamı katmış. 3 numaralı ifadede bir kelimesi cümleye aynı anlamı katmış. 3 numaralı soru, bu cümlenin özveri anlamı taşıması için hangisiyle tamamlanması gerekir diyor. Şimdi özveri fedakarlık demektir sevgili öğrenciler. Kişinin kendi haklarından, çıkarlarından vazgeçmesi anlamına gelir. Şimdi gerçek dostluğun ne olduğunu bilirim. Bildiğim için de pek. Bakalım hangi seçeneği getirirsek özveri anlamı katmış olacağız. Gerçek dostluğun ne olduğunu bilirim. Bildiğim için de dostumun beni hiç yargılamadan dinlemesini beklerim. Burada bakın yargılama kelimesi geçiyor. Yani bir kimse için olumlu olumsuz görüş belirtme işine biz ne deriz? Yargılama deriz. Yani burada arkadaşlar dostum beni eleştirmesin diyor. Haliyle özveri anlamı yok burada. Fedakarlık anlamı yok. B'ye bakalım. Dostlarımın kötü günler yaşamasını hiç istemem. Burada da iyi niyet anlamı var arkadaşlar. Peki C'ye bakalım. Yeri geldiğinde kendi isteklerimden onun için vazgeçerim. Evet. Yani fedakarlık yaparım diyor arkadaşlar. Kendi çıkarımdan, kendi haklarımdan vazgeçerim demek istiyor. Bu C seçeneğindeki cümle ile tamamlanırsa arkadaşlar yukarıdaki ifade tamamında ne anlamı oluyor? Özveri anlamı oluyor. D seçeneği, dost diyebileceğim insanı seçerken uzun süre düşünürüm. Burada da dost seçmenin yönteminden söz ediyor. Uzun süre düşünmek gerekiyor diyor. Arkadaşlar C seçeneğindeki cümle ile tamamlarsam yukarıdaki ifadeye özveri anlamı katmış oluyorum. Tekrar söyleyelim arkadaşlar. Özveri ne demek? Kişinin kendi isteklerinden vazgeçmesi, kendi çıkarlarından vazgeçmesi fedakarlık anlamına geliyor. 4 numaralı soru. Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangilerinde neden sonuç ilişkisi vardır? Neden kelimesinin eş anlamlısı sebeptir, unutmayalım. Anneannem sadece biz çocuklar için değil, mahallenin büyükleri için de ayrı bir anlama sahipti. Ayrı bir anlama sahip olmasının sebebi nedir? Anneannesinin var mı cevabı? Cevabı yok arkadaşlar. O halde bir numaralı cümlede neden sonuç cümlesi yok. A ve B seçeneği elenmiş oldu. 2. Arka bahçede hemen hemen her hafta cuma günleri yer ocağında perit odunun ateşinde yufka ekmeği ve bazlamalar yapardı. Yufka ekmeği ve bazlamalar yapardı. Sonuç olsun, yufka ekmeği ve bazlamalar yapmasının nedeni nedir? Sebebi nedir? Yok arkadaşlar sebebi. C seçeneği de elenmiş oldu. Demek ki cevap Denizli'ymiş. 3. Kokusu gitmiştir diye tüm komşulara da dağıtırdı. Şimdi tüm komşulara dağıtırdı sonuç. Sevgili öğrenciler, şuradaki diye zarfiyleki bu cümleye neden sonuç anlamı katmıştır. Bazen ama sonuç anlamı da katar ama burada neden sonuç anlamı katmış. Tüm komşulara da dağıtırdı sonuç. Tüm komşulara dağıtmasının sebebi nedir? Nedeni nedir? Kokusu gittiği için. Bakın neden sonuç cümlelerini dığı içine çevirmeniz gerekiyor. Kokusu gittiği için tüm komşulara da dağıtırdı. Evet. Şuraya kadar olan bölüm ne oluyor? Neden oluyor? Yani sebep. Daha sonra gelen bölüm arkadaşlar sonuç oluyor. Peki hemen 4'ü okuyalım. Dumanı üstünde yufka ekmeği ve bazlamaları görünce komşuların yüzüne sıcak bir tebessüm yerleşirdi. Komşuların yüzüne sıcak bir tebessüm yerleşirdi sonuç. Komşuların yüzüne sıcak bir tebessüm yerleşmesinin sebebi nedir? Nedeni nedir? Dumanı üstünde yufka ekmeği ve bazlamaları gördüğü için. Bakın şuradaki ince, unca, ünce her neyse zarfiyleki cümleye neden sonuç anlamı katmış arkadaşlar. Tamam, zaman anlamı katmış. Aynı zamanda neden sonuç anlamı katmış. Tekrar okuyorum. Dumanın üstünde yufka ekmeği ve bazlamaları gördüğü için komşuların yüzüne sıcak bir tebessüm yerleşirdi. Veya gördükleri için arkadaşlar. Komşuların yüzüne sıcak bir tebessüm yerleşirdi. Veya şöyle de okuyabilirsiniz. Dumanın üstünde yufka ekmeği ve bazlamaları görmeleri sebebiyle komşuların yüzüne sıcak bir tebessüm yerleşirdi. Bu şekilde arkadaşlar ne yapabilirsiniz? Soruyu çözebilirsiniz. Bakın basit bir soru gibi algılanıyor ama basit bir soru değil. Bu sorularla öğrenciler Fen Lisesi sınavına yerleştiriliyordu. Şimdi 5 numaralı soru. Bu cümleden aşağıdaki yargılardan, sonuçlardan hangisi kesin olarak çıkarılır? Güzel bir soru. Bizde bisikletin bir spor aracı olarak kullanılması dünyada ilk bisiklet yarışmasının yapılmasından 40 yıl sonra 1910'da başladı.
Ülkemize bisikleti ilk sokan kişi ise 1880'li yıllarda Amerikalı bir gezginmiş. Arkadaşlar bakın, dünyada ilk bisiklet yarışı yapılmış, 40 yıl sonra bizde yapılmış. Yani 1880'de bisiklet ülkemize gelmiş, 40 yıl sonra da ilk spor amaçlı bisiklet yarışları yapılmış. O arada spor amaçlı bisiklet yarışları yapılmamış arkadaşlar. Demek ki arkadaşlar o arada bisikletimizi farklı amaçlar için kullanmışız. Adana, dünyada bisiklet ilk kez yarışlarda kullanılmıştır. Bununla ilgili bir bilgi yok arkadaşlar. Dünyada ilk kez bisikletin yarışlarda kullanıldığına dair bir bilgi yok. Bizde bisikletin bir spor aracı olarak kullanılması dünyada ilk bisiklet yarışmasının yapılmasından 40 yıl sonra diyor. Yani bizden söz ediyor arkadaşlar. Dünyadan söz etmiyor. B. Bisiklet spor dışında da kullanılan bir araçtır. Doğrudur arkadaşlar. Bisiklet spor dışında da kullanılan bir araçtır. Nereden çıkardım? Şimdi ülkemizi az önce söyledim. 1880'de gelmiş bisiklet. İlk yarışma ne zaman yapılmış? Spor amaçlı ilk yarışma ne zaman yapılmış? 1910'da yapılmış. O aradaki 40 yıl ne yapmışlar? Yarış mı yapmışlar? Hayır, yarış yapmamışlar. Demek ki bisikleti farklı amaçlar için bizler ne yapmışız? 40 yıl kullanmışız arkadaşlar. Cevap Bursa. C. Bisikleti dünyaya Amerikalılar tanıtmıştır diye yukarıdan bir bilgi çıkmıyor arkadaşlar. Bir sonuç çıkmıyor. Bakın dünyaya diyor. Orada sadece Türkiye diyor arkadaşlar. Unutmayalım, aldanmayın. D. Bisiklet sporu günümüzde ilgi gören bir spor dalıdır. Günümüzdeki durumundan hiç söz etmedi arkadaşlar. Cevap Bursa. Çok güzel bir soru arkadaşlar. Lütfen yanlış anlamayın soruyu. 6. soru, bu metinde Anadolu'nun hangi özelliği vurgulanmıştır? Birçok kültürün buluşma noktası olması, nüfusunun her dönemde yoğun olması, her dönemde önemli bir ticaret merkezi olması, coğrafyasının insan ilişkilerini sarsması. Anadolu toprağı Türkler yerleşmeden önce boş değildi. Bakınız arkadaşlar, Anadolu toprağında, daha doğrusu Anadolu'da Türklerden önce başka toplumlar da yaşıyormuş. Cevabı vermiş oldum. Anadolu toprağının özelliği şudur. Zaten şu ifadeden sonra cevap kesin olarak çıkacak. Anadolu toprağının özelliği şudur ki çok insan harman olmuştur bu topraklarda. Yani birçok insan, birçok toplum arkadaşlar toplu halde yaşamıştır demek istiyor. Harman olmuştur ifadesiyle. Nice dil alışverişi, nice gül alışverişi, nice gönül alışverişi olmuştur. Doğudan, batıdan İran halkı, Roma halkı kavuşmuşlardır ırmak boylarında, ovalarda, dağ eteklerinde. Bakın Roma halkı yaşamış Anadolu topraklarında, İran halkı yaşamış, Türkler yaşamış. Yani birçok kültür arkadaşlar Anadolu topraklarında yaşamış. O halde cevap ne oluyor? Adana oluyor. Birçok kültürün buluşma noktası olmuş Anadolu toprakları. Tabii ki nüfusunun her dönemde yoğun olmasına dair yukarıda bir bilgi çıkmadı. Daha doğrusu böyle bir bilgi de yok. Her dönemde önemli bir ticaret merkezi olması, bundan da söz etmedi arkadaşlar. Coğrafyasının insan ilişkilerini etkilemesi, bundan da söz etmedi arkadaşlar. Anadolu topraklarında birçok kültür, yani birçok toplum arkadaşlar bir arada ne olmuş, yaşamış. Şimdi 7 numaralı soru, bu metinde şiirin işlevlerinden hangisinden söz edilmemiştir diyor. Yani hangisi şiirin görevlerinden bir tanesi değildir diyor. İnsani değerleri aşılaması, ezberi gücünü artırması, dil zevki vermesi, milli kimliği benimsetmesi. Şimdi ezber gücünü artırmak şiirin görevlerinden bir tanesi mi arkadaşlar? Değil. O halde cevap nedir? Bursa'dır. Tabii ki metni okuyalım bizler. Çocuğa güzellik, insanlık duyguları ile ulus ve yurt sevgisi kazandırmada şiirin etkisi çok önemlidir. Bakın, millet ve yurt sevgisi kazandırıyormuş şiir. Yani milli kimliği, kültürü bize öğretiyormuş, çocuklara öğretiyormuş. O halde D seçeneği çıkıyor. Yine bakın, insanlık duygusu derken insani değerlerden söz ediyor. A seçeneği de çıkmış oldu. Ana dilini sevdirme ve onun zenginliğini tanıtmayı sağlar. Bakın dil zevki de veriyormuş o halde. Cevap Bursa oluyor. Devam edelim. Bir duygu, düşünce ve izlenimin sanatlı biçimde nasıl anlatılabileceğini öğretmesi bakımından da şiirin çocukların eğitiminde büyük bir işlevi vardır. Tamam, çocukların eğitiminde büyük bir görevi varmış ama arkadaşlar ezber gücünü artırdığına dair yukarıda bize bir bilgi vermemiş. 8. soru, bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra öyle ki saatte 25 km hızla bile yüzebilir cümlesinin getirilmesi en uygundur? Anlam olarak birbirini tamamlayan ifadeler arayacağız arkadaşlar. Şuradaki ifade bir önceki cümlenin anlamını tamamlaması gerekir. Şimdi biri okuyorum. Deniz ineği olarak bilinen manatiler genellikle vakitlerini su altındaki bitki örtüsünde otlayarak geçirir. Öyle ki saatte 25 km hızla bile yüzebilir. Tamamladı mı arkadaşlar anlam olarak bir numaralı cümleyi? Hayır. O halde bir numaralı cümleden sonra aşağıdaki ifade gelemez. 2. Sıcak kıyıların sığ sularında yaşar. Öyle ki saatte 25 km hızla bile yüzebilir. Yine anlam olarak tamamlamadı. Vücutlarını suyun üzerinde ilerletebilmek için kürek şeklindeki kuyruklarını yukarı aşağı hareket ettirir. Öyle ki saatte 25 km hızla bile yüzebilir. Yine arkadaşlar yüzme ile ilgili bize bir bilgi vermedi 3 numaralı cümlede. Demek ki cevap denizliymiş arkadaşlar.
4 okuyorum. Hantal görünüşlerine rağmen manatiler usta yüzücüdür. Bakın birbirini tamamlayan ifadeler burada. Yüzücü kelimesiyle ben öyle ki saatte 25 km hızla bile yüzebilir ifadesini yapıyorum. Tamamlıyorum arkadaşlar. O halde cevap neymiş? Denizli'ymiş. Zaten arkadaşlar usta yüzücü oldukları için saatte 25 km hızla bile ne yapabiliyorlarmış? Yüzebiliyorlarmış. Şimdi 9 numaralı soru Nasrettin Hoca fıkrası. Bu metin düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır? Nasrettin Hoca eşeğinden düşer ve acıyla kıvranır. Başına toplananlar hemen bir doktor çağırın diye bağırışırken hoca bana doktor değil eşekten düşmüş birini bulun der. Buradan da anlaşılıyor ki arkadaşlar şu bölüme bu fıkradan çıkaracağımız dersi getireceğiz. Bakalım hangi ders çıkarılıyor. A. Bir işi en iyi o alanın uzmanı yapar. Yukarıdaki fıkrada arkadaşlar işten söz edilmiyor, uzmanlıktan söz edilmiyor. B. İnsanın başına her an her şey gelebilir. Gelebilir ama arkadaşlar yukarıdaki fıkranın ana fikri olmuyor. C. Bazen insan çaresiz kaldığında ne söylediğini bilemez. Bu sonuçta arkadaşlar yukarıdaki fıkradan çıkarılmıyor. D. Aynı duyguyu yaşayanlar birbirini daha iyi anlar. Evet, Nasrettin Hoca bana eşekten düşmüş birini getirin derken arkadaşlar başına aynı durum gelen birinin bir başkasının derdini daha iyi anlayacağından söz ediyor. Bu nedenle D seçeneği getirilmelidir arkadaşlar. Yani damdan düşenin halinden damdan düşen anlar demek istiyor. Şimdi 10 numaralı soru bu metin aşağıdakilerden hangisine cevap olarak söylenmiştir diyor. Yazarlık hayatınız ne zaman ve nasıl başlamıştır? Evet, isterseniz bununla ilgili bir anımı paylaşayım. Oldum arkadaşlar. Yani A seçeneğindeki sorunun cevabı evet ile mi başlaması gerekiyor? Hayır değil mi arkadaşlar? Bu ifade ile başlamaz. A seçeneği cevap olamıyor arkadaşlar. Yani A seçeneğindeki sorunun cevabı değil yukarıdaki metin. Hemen B'ye bakıyorum. Çocukluğunuzda yazar olmaya yönelik bir isteğiniz var mıydı? Evet, bakın olabilir. Hemen ne yapalım? Şöyle bir işaret koyalım. C'ye geçelim. Çocukluğunuzda kimleri okuyup ben de yazar olsam derdiniz? Evet. Oldu mu arkadaşlar? Evet. İsterseniz bununla ilgili bir anımı paylaşayım. Bu da olmadı arkadaşlar. Peki. Yani çocukluğunuzda kimleri okuyup ben de yazar olsam derdiniz sorusuna evet mi dersiniz arkadaşlar? Olmaz. Kendinize örnek aldığınız bir kitap oldu mu? Evet. İsterseniz bununla ilgili bir anımı paylaşayım. Tamam, bu olabilir arkadaşlar. Buna da şöyle bir işaret koyalım. Şimdi ne yaptık? Seçenekleri ikiye indirdik. Jules Verne, Dünya'dan Ay'a Yolculuk kitabı vardır. Peki, hiç unutmuyorum. Babam bana bu kitabı karne hediyesi olarak almıştı. 8 yaşındayım. Peki, oradan Jules Verne'in adını silmişim. Tamam, kendime yazar olarak koyduğum turna ismini tükenmez kalemle yazmışım. Tamam, yani bu kitabı ben yazdım anlamında. İyi bir okurdum çocukken ve yazmaya da hevesliydim anlayacağınız. Hemen B'yi okuyorum tekrar. Çocukluğunuzda yazar olmaya yönelik bir isteğiniz var mıydı diyor. Evet vardı diyor. O kadar istekliymiş ki arkadaşlar babasının aldığı Jules Verne'in kitabının dışına ne yapmış? Kendi ismini yazmış arkadaşlar. O kadar istekliymiş ki babasının aldığı kitabın dışını ne yapmış? Karalamış ve kendi ismini tükenmez kalemle arkadaşlar o kitabın dışına yazmış. Cevap Bursa oluyor. Peki Denizli neden olmuyor? Kendinize örnek aldığınız bir kitap oldu mu? Şimdi Jules Verne örnek alıyorum demedi arkadaşlar. Yazma isteği, yazar olma isteği o kadar fazlaymış ki Jules Verne'in kitabının dışına arkadaşlar ne yapmış? Kendi ismini yazmış. Arkadaşlar Jules Verne'i örnek alsaydı Jules Verne'in üslubundan söz ederdi değil mi? Konusundan söz ederdi, dilinden söz ederdi. Bunlar beni etkilemiştir diye bize bilgi verebilirdi. Soru 11. Bu metinde yazar ana fikri desteklemek için aşağıdakilerden hangisine başvurmuştur? İnsanın yaşamını yönlendiren en büyük güç olmuştur söz ve sözcükler. Bakın sözlerin, sözcüklerin insanın yaşamını etkilemede büyük bir güce sahip olduğunu bize anlatıyor yazar. Yazarın düşüncesi bu. Sonra yazar yaşam gerçeklerinin ayrımına varmayı, onlara karşı direnmeyi kazandırmıştır insanoğluna diye devam etmiş arkadaşlar düşüncesini anlatmaya. Yine sözcükler bizim yaşama karşı direncimizi artırıyormuş arkadaşlar. İnanmıyorsanız demiş, şu benim fikrime inanmıyorsanız demiş. Tolstoy'u size tanık gösteririm arkadaş demiş. Sözcüklere dökülebilen, onlarla biçimlendirilebilen gerçek, insan yaşamını besleyen, zenginleştirip güzelleştiren en büyük güçtür. Bakın yazar ne yaptı? Kendi düşüncesini ispatlamak için, kanıtlamak için, bizi ikna etmek için bir başkasının sözünden yararlandı. Ve bir başkasının sözü genellikle tırnak işareti içerisinde olur arkadaşlar unutmayalım. Yani yazar tanık gösterme yapmış oldu. Tanık gösterme düşünceyi geliştirme yollarından bir tanesidir. Cevap Denizli oluyor. Öne sürdüğü düşünceyi başkalarının görüşleriyle desteklemiştir arkadaşlar. Cevabın Denizli olduğunu söyledim. Bakalım C'ye bir konuyu daha ayrıntılı anlatmak için örneklendirmeye başvurmamış arkadaşlar.
Anlatılanları okuyucunun zihninde canlandırmaya çalışmamış. Bu bir fikir yasıdır arkadaşlar. Bu anlatılanları okuyucunun zihninde canlandırma işi betimlemedir. Betimleyici anlatım biçimi olay yazılarında olur. A seçeneği neden olmuyor? Bir kavramın niteliklerini, özelliklerini eksiksiz olarak belirtmeye ve açıklamaya tanımlama yapmamıştır arkadaşlar. Yukarıda yazar tanık göstermeden faydalanmıştır. 12. soruya dikkat ediniz, yanlış anlamayınız. Bu metinde yazar aşağıdaki metin türlerinden hangisine ait eserler verilmesini önermektedir diyor. Şimdi arkadaşlar, bizden gördüğünüz metnin türünü istemiyor. Yazar bu metnin içinde bir öneride bulunuyor. Bizim hangi metin türüyle yazmamız gerektiğini bize anlatıyor. Şu metin türüyle yazın diyor. İhtiyarlar ne yaparlar? Başlarından geçenleri yazarlar. Ben de bunu yapıyorum. Yazmaya başladığımda 82 yaşındaydım. Bu işi tamamlamaya ömrüm yeter mi bilemem ama bunu deneyeceğim mutlaka. Çünkü belleksiz bir toplum olmamızı önlemek için herkesin yazmasını yararlı buluyorum. Köşedeki bakkal gördüklerini günü gününe kaydetse. Bakın, gördüklerimizi günü gününe yazıyorsak arkadaşlar hangi metin türünden söz edebiliriz? Günlükten söz edebiliriz. Cevap Ceyhan oluyor. Yazarın bizden isteği günlük türünde yazı yazmamız arkadaşlar. Hatta şurada ne diyor? Kronolojik bir şekilde anlatın diyor gördüklerinizi. Yani her gün biliyorsunuz günlük yazarken ne düşüyoruz günlüğün başına? Tarih düşüyoruz arkadaşlar. Günlük bir tarih ile başlar. Bu nedenle yazarın bizden isteği arkadaşlar günlük yazı türüyle yazı yazmamızdır. Deneme bir fikir yazıdır arkadaşlar, unutmayalım. Öykü olay yazıdır. Biyografi bilgilendirici bir yazıdır. 13 numaralı soru, bu metne göre aşağıdaki dörtlüklerden hangisi Yunus Emre'ye ait olamaz? Yunus Emre tasavvuf edebiyatının en büyük şairlerinden biridir. O insanlara engin bir sevgiyle bağlıdır. Onun insan sevgisinin temelinde Allah sevgisi vardır. Şiirlerinde Allah aşkı ve insan sevgisi konularını duygulu bir şekilde işlemiştir. O duygu, düşünce ve inanışlarını büyük bir sadelikle şiirleştirmiştir. Şiirlerinde Allah sevgisi ve insan sevgisi varmış ve şiirlerinin dili arkadaşlar kolay anlaşılır bir şiir diliymiş. Hemen bakalım A seçeneğiyle. Ne varlığa sevinirim ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum bana seni gerek seni. Burada aşkın ile avunurum bana seni gerek seni derken Yunus Emre Allah'ı kastediyor arkadaşlar. Yani A seçeneği yukarıdaki açıklamaya uygun bir şiir oluyor. B. Bizim yaylanın başına can dayanmaz ötüşüne. Serin yaylalar başına kuraydım otağı şimdi. Şimdi şair burada arkadaşlar çadırını yaylaya kuracakmış serin yaylalara. Yani burada ne Allah sevgisinden söz ediliyor ne insan sevgisinden söz ediliyor arkadaşlar. Cevap Bursa oluyor. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz derken insanlar birbirini sevsin demek istiyor Yunus Emre. Artı koyalım. D seçeneği, gökyüzünde İsa ile, Tur Dağı'nda Musa ile, elimdeki asa ile çağırayım Mevlam seni. Yine Yunus Emre arkadaşlar burada Allah sevgisinden söz ediyor. Cevap Bursa. B seçeneğinde arkadaşlar ne insan sevgisinden söz ediyor ne de Allah sevgisinden söz ediyor. B seçeneğinde doğa sevgisinden söz ediyor. 14 numaralı soru, bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili hangisi doğrudur diyor. Bakın arkadaşlar sırayla gidelim. Seçeneklerde sıra var çünkü. Birinci cümle öznel bir yargıdır. Bakalım, Akdeniz bölgesi genellikle yaz mevsiminin hakimiyet alanı gibi düşünülse de Davraz bu inanışı tersine çeviriyor. Bence zaten bakın bence bana göre ifadesi varsa bir cümlede o cümle öznel bir cümledir. Cevap Adana oluyor. Çünkü hangisi doğrudur diyor arkadaşlar. Peki diğerleri arkadaşlar yanlışmış. Hemen 2'yi okuyalım. İkinci cümlede karşılaştırma yapılmıştır diyor. Isparta Davraz Kayak Merkezi her yıl birçok kayak meraklısına hizmet ediyor. Burada bir karşılaştırma yok. C. Üçüncü cümle tanım cümlesidir. Bakalım neyi tanımlamış? Eğridir Gölü'ne yakınlığı ile kış sporları dışında doğa yürüyüşlerine de imkan tanıyan Davraz Kayak Tesisi'nde 12 adet pist bulunuyor diyor. Bakın yine burada bir tanımlama yapılmamış arkadaşlar. Bunlar yanlış oluyor. Bilgi veriyor bize kayak merkezi hakkında. D. Dördüncü cümlede benzetme yapılmıştır. Tehlikesiz rotaları sayesinde amatörler için ideal çalışma ortamı sağlayan Davraz ziyaretçilerini bekliyor diyor. Burada belki bir kişileştirme söz sanatı var arkadaşlar. İnsanın bekleme özelliği Davraz'a verilmiş. A seçeneğindeki cümle arkadaşlar öznel yargılı bir cümledir. Doğru olan A seçeneği. 15 numaralı soru, bu metin iki paragrafa bölünmek istenirse ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? Konu değişikliği arayacağız sevgili öğrenciler. 1. Yenilenebilen ve ses yalıtımı sağlayan saman balyası en ucuz doğal malzemelerden biriymiş. Bakın, saman balyası ucuz bir malzemeymiş. Saman balyasının faydalarından söz edildi, özelliklerinden söz edildi.
2. Ayrıca saman balyasından yapılan ev ısı kaybını önlemesi nedeniyle enerji verimliliğini sağlıyor. Yine saman balyasının özelliklerinden, faydalarından söz edildi. 3. Malzemenin kolay temin edilmesi ve evin kolaylıkla inşa edilmesi, yapılması da tercih nedenlerinden biri. Yine saman balyasının özelliklerinden, faydalarından söz edildi. 4. Saman balyası evlerle Türkiye yeni yeni tanışıyor. Bakın burada konu değişti. 1, 2 ve 3'te saman balyasının faydalarından, özelliklerinden söz edildi, kolaylıklarından söz edildi. 4 numaralı cümle ile saman balyasının Türkiye'ye yeni yeni geldiğinden söz edildi arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. O halde 4 numaralı cümle ile konu ne olmuş arkadaşlar? Değişmiş. Paragraf 2'ye ayrılabilir 4 numaralı cümle ile. Zaten devamında bu tanışma diye bakın ne olmuş bir ifade yer almış. Soru 16. Numaralanmış cümlelerin hangisinde çatı özelliği yay araç içinde yanlış verilmiştir? Dünyanın en ünlü balinası karasularımızda görüldü. Görüldü yüklem arkadaşlar. Görülen ne? Dünyanın en ünlü balinası. Kim gördü belli mi? Görme işini yapan belli mi? İş başkası tarafından yapılmış arkadaşlar. Yani fiilimiz, cümlemiz, yüklemimiz ne oluyor? Edilgen oluyor. Doğru. Şimdi edilgen çatılı cümlelerdeki öznelere biz sözde özne deriz arkadaşlar. Peki. Zaten şurada bakın L var. Edilgenlik eki var. Unutmayalım. Gördüm dese etken oluyor fiilimiz. 2. Uzun yıllar sonra memleketine dönmüştü. Dönmüştü yüklem. Dönen kim? O. Gizli özne. Dönme işini yapan belli mi? Belli. O. Arkadaşlar gizli özne. Gizli özne de olsa gerçek özne oluyor. Etken demiş zaten. Doğru oluyor. Geçmişi tatlı bir çocukluk masalı gibi anımsarız. Hatırlarız demek istiyor. Anımsarız yüklem. Çekimli fiil. Anımsayacak olan kim? Biz arkadaşlar. Biz gizli özne. Anımsama işini yapan belli mi? Belli. Biz gizli özne yani etken. Ama bakın ne demiş? Edilgen demiş. O zaman burada bir yanlışlık yapılmış arkadaşlar. Cevap ne oluyor? Ceyhan oluyor. 4. Bu şehirde gece gündüz düdük sesi duyuluyor. Duyuluyor yüklem arkadaşlar. Duyulan ne? Düdük sesi özne. Peki duyma işini yapan belli mi? Belli değil. Duyma işini başkası tarafından yapılmış. Yani başkası tarafından duyuluyor arkadaşlar. Edilgen çatılı fiil cümle yüklem oluyor. Şimdi edilgen çatılı cümlelerdeki öznelere biz ne derdik? Sözde özne derdik arkadaşlar, unutmayalım. Şuradaki L eki de edilgenlik ek. Duydum dese arkadaşlar etken oluyor. Duyuldu. Fiili ne oldu? Yüklemi edilgen oldu arkadaşlar. Bu da doğru. Cevap Ceyhan'dı. 17 numaralı soru. Bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili hangisi söylenemez? Sırasıyla gidelim. A. Birinci cümle fiil cümlesidir. Yüklemin türüne göre fiil cümlesi olacak. Tabii ki yüklem bulacağız. Köyde dedemin keçileri, tavukları ve birkaç ineği bulunuyordu. Bulunuyordu yüklem arkadaşlar. Çekimli fiildir bulunuyordu. Yor şimdiki zaman eki, do'da görülen geçmiş zaman eki. Bir fiilin kip eki almasına biz ne diyoruz arkadaşlar? Yani zaman eki almasına çekimli fiil diyoruz. Zaten bulunmak bakın fiil oluyor, fiil kökü oluyor. Yani yüklemin türüne göre fiil cümlesi arkadaşlar. Artı koyalım. İkinci cümlede fiilimsi vardır diyor. İkinci cümle fiilimsi bulunan cümledir. Yani yapıcı birleş cümle olacak. 2. Burada minicik oğlaklara elin ve kepek yedirmek çok hoşuma giderdi. Şimdi giderdi yüklem arkadaşlar. Birleşik cümlelerde tek yüklem olur, unutmayalım. Yedirmek kelimesindeki mek isim fiil arkadaşlar. O halde içerisinde fiilimsi bulunan cümle. Yani yapıcı birleşik yapılı cümle. Artı koyalım B'ye de. C. Üçüncü cümle devrik cümledir. Yani yüklem sonda değildir. Cümlenin sonunda değildir demek istiyor. Ninemle küçük evin arkasındaki bahçeye giderdik sık sık. Sonuçta ne yapardık? Giderdik yüklem arkadaşlar. Çekimli fiil. Ne zaman giderdik? Sık sık. Bakın zarf tamlayıcısı. Yüklem cümlenin sonunda değil, devrik cümle. Yüklem cümlenin sonunda olsa kurallı cümle oluyor. Demek ki cevap Denizli'ymiş. Dördüncü cümle ortak ögeli bir cümledir. Hemen sayfayı temizleyelim arkadaşlar. Ninem fideleri çapalardı. Çapalardı yüklem arkadaşlar. Birinci yüklem çapalardı. Yani birinci cümle ninem fideleri çapalardı. Yüklem sayısı demek, cümle sayısı demek. Ben ağaçların altında oynardım. Oynardım ikinci yüklem arkadaşlar. Ben ağaçların altında oynardım. İkinci cümle. Zaten bu cümleleri, yüklemleri virgül ayırmış. Sıralı cümleleri ayırmak için virgül kullanılır. Çapalayan kim? Ninem. Özne. Peki. Ninem neyi çapalardı? Fideleri, belirtili nesne. Bakalım herhangi bir ögesi ortak mı? Ben ağaçların altında oynardım. Oynayan kim? Ben arkadaşlar. Özne. Nerede oynardım? Ağaçların altında. Yer tamlayıcısı. Bakın herhangi bir ögesi ortak değil. Bağımsız sıralı cümle olacak. 4 numaralı cümle. Ama ne demiş? Ortak ögeli bir cümle demiş. Yanlışlık D seçeneğinde vardı. 18. soru. Bu cümlede vurgulanan öge hangisidir diyor. Türkçe fiil cümlelerinde cümle vurgusu yüklemin solundadır. Yüklemin solundaki kelime ya da kelime grubu vurgulu okunur. Yüklemin solundaki kelime ya da kelime grubu hangi öge ise cümle vurgusu o öge üzerindedir. Azim ve kararlılıkla yapılan çalışmalar insanın her zaman mutluluğa ulaştırır. Ulaştır yüklem arkadaşlar. Ulaştıran ne? Azim ve kararlılıkla yapılan çalışmalar özne. Peki. Kimi mutluluğa ulaştırır? İnsanı belirtin nesne. Ne zaman? Her zaman arkadaşlar. Zarf tamlayıcısı. Peki neye ulaştırır?
Mutluluğa bakın. Yer tamlayıcısı. Vurgulu olan kelime hangisi? Mutluluğa. Peki mutluluğa kelimesi hangi öge görevinde? Yer tamlayıcısı görevinde. O halde vurgulu öge yer tamlayıcısı oluyor. Çünkü hemen yüklemin solunda arkadaşlar yer tamlayıcısı var. 19 numaralı soru. Bu metindeki altı çizili sözlerin hangisinde yazım yanlışı vardır diyor. Şimdi arkadaşlar gölün kuzeyi derken kuzeyin kesisi burada küçük yazılır. Büyük yazılmaz unutmayalım. Yani bir numaralı cümlenin yazımı doğru arkadaşlar. Şimdi ki burada bağlaştır. İki cümleyi birbirine bağlamıştır. Bağlayıcı olan ki ayrı yazılır. Kendisinden önceki kelimeden ayrı yazılır. İlk yüklem arkadaşlar birikmiş. İkinci yüklemimiz sular altında. Bakın iki yüklemi iki cümleyi ne bağlamış? Ki bağlayıcı birbirine bağlamış. 1 ile 2'deki arkadaşlar kelimeleri yazımı doğru. Şimdi ayçiçeği kelimesi birleşik kelimedir arkadaşlar unutmayalım. Yanlışlık burada birleşik yazılması gerekiyor ayçiçekleri kelimesinin. Çünkü ad üzerinde birleşik isim arkadaşlar. Birleşik kelime. Sarı renkli çiçeği çok iri olan arkadaşlar bitkiye biz ne deriz? Ayçiçeği deriz. Güne bakan gün döndüdür diğer ismi. Zaten güne bakan gün döndü de birleşik yazılır arkadaşlar. O zaman yanlışlık az önce söylediğim gibi 3 numaralı kelimede. Şimdi buradaki dağ arkadaşlar 4 numaralı cümledeki dağ ayrı yazılacak. Yine bağlaç oluyor. Cümleden çıkaralım anlam bozulmaz. Bir ağaç suyun üstünde doğal köprü rolünü üstlenmiş durumda ama geçmek çok kolay değil. Bakın T dağ bağlacını cümleden çıkardığınızda cümlenin anlamı bozulmaz. 4'te dağının yazımı arkadaşlar doğrudur, bağlaçtır. Şimdi arkadaşlar birleşik kelimelerde kelimenin bir tanesi en az bir tanesi anlamını kaybederse birleşik yazılır unutmayalım. Buradaki ay kelimesi anlamını kaybetmiş. Dünyanın uydusu anlamında kullanılmamış. Sarı renkli çiçeği çok iri bitkiye biz ne deriz arkadaşlar? Ay çiçeği deriz. Çiçek kelimesi anlamını kaybetmemiş. En az bir tanesi anlamını kaybedince birleşik kelimeler birleşik yazılır arkadaşlar unutmayalım. 20 numaralı soru son soru. Bu metinde yay ayrıca gösterilen yerleri aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir? Sizce mutluluk nedir diye soran birine 15 yıl önce şöyle demiştim. Şimdi burada tırnak işareti içerisinde bir başkasının sözü var, cümlesi var. Uygun noktalama işaretini koyduktan sonra benim tırnağı kapatmam gerekiyor ki kapatmış zaten. Peki uygun noktalama işareti hangisi? Soru işareti. Ne soru zamiridir? Soru da soruyor zaten. Sizce mutluluk nedir demiş. Evet soru işaretini getirelim. C ve D seçeneği elendi. Şöyle demiştim diyor bakınız arkadaşlar. Açıklama yapacak. O halde iki nokta gelecek. Ne dediğini açıklayacak. A seçeneği değerlenmiş oldu. Cevap Bursa'ymış. Şöyle demiştim. İki nokta açıklama yapıyor. Bakalım ne demiş. Mutluluk insanı için ısıtan, virgül, aydınlatan bir şeydir. Cümle tamamlandı. Nokta gelecek sevgili öğrenciler. Şimdi burada virgül var. Birbiri ardınca sıralanmış olan eş görevli kelime veya kelime gruplarını ayırmak için virgül kullanılır. Burada ısıtan ve aydınlatan kelimelerini ayırmak için yani kelimeleri ayırmak için ne kullanılmış? Virgül kullanılmış. Cevap Bursa. Sevgili öğrenciler bir deneme sınavının daha sonuna geldim. Hepinize sınavlarda başarılar diliyorum.